Evet. Şimdi kaptan bazı konular vardır. O konularda kimse farklı fikirde değildir. Mesela bir çocuğa saldırı olduğunda herkes tek yumruk olur bu ülkede. Evet. Bir hayvana şiddet uygulandığı zaman herkes hem fikir olur bu hı. ülkede. Hı hı. Konu suysa, topraksa, konu ağaçsa farklı fikirde olan yoktur bu ülkede. Çünkü biz vicdan sahibi insanlarız kaptan. Şunu çok iyi biliyoruz ki özellikle doğa bizim malımız değil. Biz bekçiyiz. Bizden öncekiler nasıl korudularsa bize devrettilerse biz de doğayı bu doğanın içinde ne var? Toprak var. Hava var. Su var. Bitki var, ağaç var. Bunu bizden sonraki nesile bırakmak zorundayız. Biz her şeyi bugün tüketirsek bizden sonraki nesil yaşayamaz. Bunun bilincindeyiz. Yani nedir? Ee, yaşadığımız ülkede yaşadığımız coğrafyada, kaynaklar bizim malımız değil. Sadece bu devirde, Bunları tüketmek bencilce bir davranış. Öyle görüyoruz. Çünkü bizden sonra da bu hayat devam edecek. 10 sene sonra kıyamet kopmayacak. Peygamber Efendimizin bir hadisi aklıma geldi. 10 sene sonra kıyamet kopmayacak. Bizden sonra hayat duracak mı diye düşünen insanlar varsa diyor ki Peygamber Efendimiz hadisinde. Kıyamet koptuğu anda bile kopmak üzereyken elinizde bir fidan varsa o fidanı dikin diyor. Bir düşün bir insan düşün bak bu peygamber efendimizin sözüdür hadisidir. Bir insan düşün kaptan elinde bir fidan var. O anda da kıyamet kopuyor. diyor ki önce o fidanı dik Kıyameti sonra öyle bekle. kopsun kıyamet. Böyle diyen bir peygamberimiz var Bir de, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Atatürk'ün, atamızın yaşadığı bir olay var. Evet ya. İstersen onu bir senden evet. dinlemek istiyorum. Ya. Şimdi e, Yürüyen Köşk diye bilinir. Bu gerçek bir hikaye. Evet, evet, evet. Atatürk'ün hayatında çok önemli ve Atatürk'ün dünyaya bakış açısını çok net evet. gösteren, yani evet. yeryüzüne bakış açısını çok net gösteren bir olaydır. Atatürk bir gün... Çiftliğine gidiyor, e, çiftliğe gittiğinde köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvanla karşılaşıyor. Evet. Ve hemen bahçıvanı yanına çağırıyor, diyor ki bunun nedenini soruyor, niye yapıyorsun bunu? Görevli bahçıvan e, ağacın dalları uzamış, binanın duvarına dayanmıştır, o yüzden de kesiyorum diyor. Aldığı cevaptan da bir türlü tatmin olmuyor Atatürk. Sonra e, düşünülmesi bile imkansız olan bir emir veriyor. Düşünülmesi bile imkansız. O önemli. çağda Tabii. imkansız bir emir veriyor. Aynen diyor ki ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak. Ve yani bir anda her tarafta bir sessizlik. Diyor bir ki et, büyük önderimiz oluyor? ağacı kesmeyeceksiniz, binayı, kaydıracak. binayı kaydıracaksınız ağacı rahatsız etmeyin diyor. Görev hemen İstanbul Belediyesi'ne intikal ediyor. Belediye Fen İşleri Yollar Köprüler Şubesi sorumlusu üstleniyor bu görevi. Ee, baş mühendis Galip Alnar yanına aldığı teknik elemanlarıyla Yalova'ya gidiyor ve e, çalışmaya başlıyor. 8 Ağustos 1930 tarihinde. Evet. Önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılıyor yapının temeline kadar iniyorlar. Sonra da İstanbul'dan getirilen tramvay rayları döşeniyor. Düşünün. Ve İstanbul'dan getirilen tramvay raylarından sonra santim santim çalışarak bina yapı altına sokuluyor raylar, üzerine oturtuluyor ve artık binanın raylar üzerinde kaydırılarak ağaçtan uzaklaştırılması aşamasına geliniyor. Ee, güzel ve sıcak bir yaz akşamında ulu önder Atatürk'le birlikte kardeşim Makbule Atadan. Ee, Vali Vekili Muhittin Bey bakın etrafındaki evet, isimler de evet, var burada. Evet, evet. Emanet Fen Müdürü Ziya Bey ve Cumhuriyet Gazetesi Baş Muhabiri Yunus Nadi Nezaretinde bina 4,80 metre civarında kaydırılıyor. İnanılmaz bir şey bu. 5 metre ya evet, bildiğiniz, 5 metre evet, bina yerinden evet. kaydırılıyor. Ee, ve bu olağanüstü ve riskli iş 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanıyor ve Ulu Çınar ağacı da kesilmekten kurtuluyor. O günden beri de Köşkün adı Yürüyen Köşk olarak evet. kalıyor. Evet. Şu anda da şeyde e, Kültür <laughs> Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun koruması evet. altında evet. ve müze olarak da biz, şu an ziyaret ediliyor. Düşmanın. Biz Cumhuriyeti böyle kurduk diyoruz. Ya. Sevgili kralcılar, ya. bazı konular vardır. Hangi fikirde olursak olalım, hangi görüşte olursak olalım, konuşmamın başında da söyledim. Bazı hassas konularda hepimiz aynı fikirdeyizdir. Hele konu memleket Konu olursa. konu ağaçsa, ya. konu topraksa, konu su ise, konu çocuk ise, konu hayvanlar, onlara yapılan eziyet ise vicdan sahibi olan hiç kimse farklı fikirde olamaz. Konu memleket ise gerisi teferruat, teferruat. olur. Aynen öyle. şimdi 12 yaşında bir kardeşimizin Kanada'ya şimdi yazdığı bir mektup var abi istersen ondan önce bir Kanada'ya bakalım mı olur yani çünkü Kanada şimdi burada çok önemlidir evet. bir Kanadalı şirket ve ortağı evet. ile evet. birlikte önce önce bir Türk şirket Aynen öyle e, Türk şirketi e, orada altın arama konusunda ruhsatı alıyor Aynen. ağaç kesme konusunda ruhsatı yetkiyi alıyor bu yetkiyi Kanadalı bir şirkete devrediyor Evet Evet ve e, şimdi Kanada bayrağını hatırlayan kralcılar var mıdır bilmiyorum da Kanada bayrağında dikkatlice bakarsanız evet. ya da araştırırsanız evet. göreceksiniz bir bayrak var ki dünya bayrakları arasında ülkeler arasında mesela Kanada bayrağında onu görürsünüz evet. bir tek düşünün ak e, akça ağaç yaprağının sembolü var bir vardır. yaprak var aynen öyle bayrakta yaprak var aynen öyle ve Kanada coğrafyası da inanılmaz bir e, coğrafyadır tabii, tabii. yem yeşil bir e, alan yani ve öyle bir şey ki bu evet. doğa onların hayatını öyle bir işlemiş evet, ki evet. ulusun sembolü haline gelmiş bu yaprak Evet Kanada 10 milyon kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip ülkesi Bu evet. arada ülkenin 5 milyon kilometre karesi yani yarısı bakın ülkenin yarısı orman. orman. Yarısı orman ya. Yani. Ve bir tek ağaç kesmek yasak. Ya ormanlarının florası, faunası, yaban hayatı el değmemiştir. Evet, evet. Altını çiziyorum. El değmemiştir. Kimsenin aklına mi? bile Yapacak orada mı? ağaç kesmek gelmiyor. Sadece gençleştirmek için, budamak için, ormana katkı bulunmak için zaman zaman kesimler oluyor bunun dışında ağaç kesmek kesinlikle tabii, tabii. ticari dikim ve gençleştirme haricinde evet. asla yapmıyorlar evet. bunu. Abi. Evet. Yani böyle bir ülke, ne şirketi? Geliyor, geliyor, Bizim ülkemizde bizim e, ciğerlerimiz olan, can damarımız, can damarımız olan, dün konuştuk sevindim, Gururumuz biliyorsun. olan, çok seviyorum ben Kazdağları'nı. dün konuştuk yani. Naz, yeğenin naz. Yani. Doğduğunda e, gitmiştim ben ilk kez oradaki o atmosfer, oradaki o hava, oksijen inanılmaz bir şey. Kaz Dağları'na kızım Naz'la yeni doğduğunda gitmişti. Başınız döner ya. Başım döndü. Aynen. Oksijenden, oksijenden, oksijenden başınız, böyle bir güzellik olamaz. Yani gerçekten hassas noktamız bizim. Türkiye için hassas bir nokta. 12 yaşında bir kardeşimizin bir mektubu var. Şimdi Çanakkale'nin Kaz Dağları bölgesi gibi bu kıyıma kayıtsız kalamayan 12 yaşındaki Eylül Hazal Şahin isimli bir kardeşimiz Kanada'da yaşayan çocuklara yardım çağrısında bulunarak bir mektup yazıyor. Bakın bir çocuğumuz çocuklara çocuklara evet. mektup yazıyor. Evet. Artık bırakın büyüklerden yardım istemeyi, evet. çocuklar çocuklardan yardım evet. istemeye başladı. Kaz dağlarının altından daha değerli olduğunu vurgulayan minik Eylül mektubunda şöyle diyor. Kaz dağlarının evet. dağların, ağaçların ...altından daha kıymetli olduğunu vurgulayarak. Aynen. Evet. Öyle. Mektubunda şöyle diyor. Kanadalı sevgili kardeşlerim... ...ben 12 yaşında Eylül Hazal. Bu mektubu sizlere Türkiye'nin kaz dağlarından yazıyorum. Bu dağların mitolojik adı İda'dır. Truya efsanesinin geçtiği yerlerdir. Burası doğanın en güzel yerlerinden biridir. Oksijeni çok, çiçeği çok... ...hayvanları çok olan dağlardır bu dağlarda yaşayan göçer insanlar ihtiyaçları için bile bir ağaç keserken ağacın karşısına geçip özür diliyorlar. Çünkü bu insanlar için ağaç kutsaldır. Bu dağlarda tarihin her döneminde kutsal görülmüştür. Şimdi sizin ülkenizden Alamos Gold adlı şirket bu güzel dağlarda siyanürle altın arıyor. Milyonlarca ağaç yok ediliyor. Hayvanların doğal ortamı yok ediliyor. Sizlerin ülkenizde beyaz fok yavrularını yok edenlere karşı verdiğiniz mücadeleyi biliyorum ve şimdi sizden Kaz Dağları İda için yardım istiyorum. Ülkeniz zaten zengin. Daha zengin olması için İda Dağlarındaki ağaçların, çiçeklerin, hayvanların yok olmasına izin vermeyin lütfen. Evet. Ülkemizdeki basın kuruluşlarına. Siyasetçilerine, Başbakan'a sosyal medya aracılığıyla bu durumu bildirin lütfen. Kanadalı bu şirketin bu dağlarda altın aramasından vazgeçmesini isteyin lütfen. Bu dağların kendisi altındır zaten. Bu dağların kendisi altındır zaten. Bu arada şimdi tabii ülkemizi yöneten siyasetçilere baktığımızda çevreyle ilgili, ağaçla ilgili, doğayla ilgili verdiği mesajlara baktığımızda Yaşadığımız bu olayla çok büyük bir çelişki var. Aynen. Yani kimse ağaç keselim, keseceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız Asla demiyor. demiyor. Böyle bir aksi söylenmiyor. Yani bütün bulunuyor. siyasilere baktığımızda hep herkes ağaç ve doğayla e, ilgili konuda çok hassas. Peki bu kadar hassas konuşuyoruz da neden davranışlarımıza bu Yansım. yansımıyor gerçek hayat. Şimdi burada tabii iddia edilen şeyler çok ciddi şeyler. E, diyor ki yetkililer 15.000 ağaç kesimine izin verdik. Yapılan incelemelerde iddia edilen şey şu 200 bin civarında ağaç kesilmiş. Diğer tarafta siyenürle altın aramasına izin vermiyoruz e, açıklaması var. İddia siyenürsüz altın aramak mümkün değil diye bir e, iddia var. Siyenürle altın aradığınızda sadece e, toprağa zarar vermiyorsunuz aynı zamanda Oradaki suya da zarar veriyorsunuz. Bölgedeki içme suyuna zarar veriyorsunuz. Toprağa zarar veriyorsunuz. Bir daha o toprağın ekilmesi mümkün olmuyor. Yani sadece ağaç kesmek değil burada o toprağı da yok ediyorsunuz. Ekolojik dengeyi olduğu denge de bozuluyor. bozuyorsunuz. Daha önemli bir şey var, ilginç bir şey var. yaklaşık iddia şu 2400 ton altın Rezerve olduğu söyleniyor. 2 2.400 ton. Evet evet. Ve bu altının, bakın burası çok önemli, 96'sını Kanadalı şirket alıp götürüyor. İddia bu. Yüzde dördü bize kalıyor. Hani bu ne Peris, bu ne lahana turşusu mu deriz? Biz böyle evet, mi deriz? Evet evet. Tabii, böyle böyle evet. bir saçmalık olur mu? Aynen öyle. Yani neredeyse yüzde yüzüne yakınında alıp ya, götürüyor. Tamamın altını da alıp götürüyor. Peki biz buradan Bizim buradan çıkarımız da Allah aşkına. Aynen. Eğer bu iddialar bu iddialar bunu hep iddia 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 diyorum. Evet. İnşallah doğru değildir.